çevredeki evlere geziyoruz. Çevredeki ev sahiplerinin ne iş yaptıklarını ve neyle ilgilendiklerini soruyoruz. Tamam. Müsaitseniz sizinle de ufak bir röportaj yapma şansınız var mı? Ben de sipariş bekliyordum kapıyı, o yüzden açtım da sıkıntı yok. Bir 5 dakikalık zamanımız var. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Biraz ne kadar söyleme sayın? Aylık 42,5 ödüyorum yani. 42,5. Evet. Sıfırdan gelmişsin çok doğru, yani. Çok zorluklar yaşadım. Sonradan hani. Tabii. Evet, şöyle söyleyeyim. Zaten 16 yaşında ben iş hayatına başladım. Biraz zorlu bir mücadeleydi. Direkt güzellik merkezinde mi başladın? Yok, hayır. Ya tamamen garsonluk olarak başladım. Kasiyerlik yaptım, garsonluk yaptım. Hadi bakalım. İnşallah hepimizin böyle bir hayatı, böyle bir evi olur. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane eğlenceli bir o kadar da çok farklı bir konsept ile karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz villaları bugün sizlerle birlikte gezeceğiz. Milyon TL'lik villa sahiplerine gidip bu villaları nasıl sahip olduklarını ve yaptıkları işleri soracağız arkadaşlar. Bu konsept için sizlerden güzel bir like bekliyorum. Eğer ki bu serinin devamını görmek istiyorsanız like atıp beni takip etmeyi unutmayın. Ve güzel yorumlarınızın hepsini tek tek bekliyorum. Şu an neredeyiz? Sakarya Sapanca'dayız. Bungalovların oradayız arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz villaların hepsi, yarısı günlük kiralık, yarısı mülkiyete sahip olan insanların yerleri arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hazırsanız villaların kapılarını gezelim ve tek tek ziyaret etmeye başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek, bakalım neler olacak. Hadi gidelim, let's go. Arkadaşlar daha öncesinde biliyorsunuz gece gizlice villalarda kalma falan filan yapıyorduk. Şu an izin alarak girmeye bakacağız. Acaba bakalım içeride birileri var mı? Merhaba. Ben kör genç bir dilenciyim. Şu an burada birisi yok. Bir de sabahın çok erken saatlerindeyiz. İnşallah ev sahipleri evdedir arkadaşlar. Şeylerin isimlerini ne güzel üstlerine asmışlar villaların. Biz de bir tane villa açacaktık. Uslanmaz villa diye asacağım en sonunda üstüne. Ya ne iş yapıyor olabilirler ki acaba? Çok merak ediyorum. Gerçekten hani burada oturup da ne iş yapıyor olabilirsin yani? Ne kadar para kazanıyor olabilirsin? YouTube. Enayi ayıktı. YouTuber mı? Aynen. Belki de YouTuber'dır, bilemezsin. Evet. Şurada bir tane siyah bir villa var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Aa, villanın ismine bakın. Villa Karakedi. Bak, ama burada bir tane araba var, bakalım. Aa, bakın işte. Size bahsettiğim buydu. Özel bir girmesi yasak. Dedim mi? Çaldın mı? Çaldım. İnşallah açarlar ya. Merhabalar. Orada birileri var mı acaba? Birisi geliyor, birisi geliyor. Birisi geliyor. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama araç sizin miydi? Evet, benim. Çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Sosyal medya ile ilgileniyorum. Sosyal medya. Evet. Bir video çekiyoruz. Yaklaşık evet. 900 bine yakın takipçim var. Çevredeki evleri geziyoruz. Çevredeki ev sahiplerinin ne iş yaptıklarını ve neyle ilgilendiklerini soruyoruz. Tamam. Müsaitseniz sizinle de ufak bir röportaj yapma şansınız var mı? Ben de sipariş bekliyordum kapıyı, o yüzden açtım da sıkıntı yok. Bir 5 dakikalık zamanımız var. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Evet arkadaşlar, ilk defa bizi birisi ziyaretine kabul etti. Şöyle gidelim. Bu arada gerçekten çok güzelmiş eviniz. Çok teşekkür ederim. Şey, burada tek mi kalıyorsunuz acaba yoksa? Tek başına kalıyorum. Tek başına. Öncelikle bizi evine davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yaklaşık 5-6 tane ev gezdik. Kimse kapısını açmadı. Birkaç kişi de reddetti. Siz açtığınız için kötü çok teşekkür. Kötü insanlar değiliz ya. Ya insanlar ister istemez tereddütte kalıyor. Tabii tabii. Bu arada evin gerçekten çok güzelmiş. Çok nazar ederim. Değmesin. Çok teşekkür ederim. Kirası ne kadar söyleme sayın? Aylık 42,5 ödüyorum yani. 42,5. Evet, ödüyorum. Senin değil mülkiyet? Mülkiyet benim değil. Sadece aylık ödeme yapıyorum yani kira olarak. Aylık 42,5 milyar gidiyor her ay. İki kişi kalıyorsunuz. Tabii, arkadaşım yurt dışında. Ha, şu an burada değil kendisi. Evet, 2-3 gün sonra burada olacak. Onun harici tek başınayım şu anlık. Anladım. Böyle yani, ev bizim. Yani şu anlık aylık olarak bizim. Mülkiyet bizim değil. İsminiz neydi bu arada? İsmim Melisa. Melisa, çok memnun oldum. Ben de Yasin. İsterseniz evi gezdirebilirim. Rica edecektim ama tamam, teşekkür ederim. Geldim, ya burayı kiralarken şey yaparken hiç sormadı mı bunun bu kadar neden küçük olduğunu? Vallahi sordum. Ya yani dediler ki buraya göre yapmışlar. Isıtma ama var mı daha peki? Fazla evet, ısıtmamız var. Isıtmamız var. Aslında daha geniş olabilirdi ama. Girebiliyoruz mu? Tabii ki de girebiliyoruz. Yok, teşekkür ederim, sağ olasın. Dur lan, ne oluyor? Reis yapma, gözünü seveyim. Vallahi billahi atardık. Emrullah Sürmeli geldi aklıma. O böyle düşürmüştü. Evet. Burada mangal falan filan yapıyorsun. Evet, barbekü falan yapıyorum. Şey, yanlış anlamasa erkek arkadaşın falan var mı? Böyle asla. Güzel bir. Ya olsa da buraya gelme şansı yok çünkü burası kız kıza tutulmuş bir yer olduğu için. Ha, sadece kız arkadaşınla beraber kaldığın bir yer. Müsaade etmez zaten böyle on şeylere. Ne iş yapıyordunuz bu arada? Sosyal medyayla ilgileniyorum. Sosyal medyayla. Evet, bir kitlem var, sevenlerim var. Onlarla.
Ekstra olarak da güzellik merkezim var. Ekstra da güzellik merkezi. Tabii onunla ilgileniyorum. Şu anlık kendimize bir iki gün tatil verdik. Çok yoğun tempolu. İstanbul'da mı yoksa Sapanca'da mı? İstanbul'da. Ha, İstanbul'da. Tabii buraya tatile geliyorsunuz. Tatil yazlık gibi düşünebiliriz yani. Anladım. Evet. Müsaitsin içeri gezebilir miyiz? İçeri gezebilirsiniz. Tamamdır. Şey, ayakkabıyla mı giriyoruz ama? Tabii girebilirsiniz. Sıkıntı yok ya, ben kendi evime bile... Temizlikçi gelecek bu güzel. Yok ya, ben gireyim. Benim şeyime ters ya. Vallahi billahi. Ben ne olursa olsun gene çıplak ayaklarımla giyeyim. Ha, burası iki katlı falan filan. Evet, yukarısı bayağı, da var. Bayağı güzelmiş. Burası yatak odamız, burası lavabomuz, burası mutfağımız. Burası yani, 1+1 minimum. 1+1 minimum maksimum işte. 42 bin TL ödüyoruz. Biraz fazla gibi, evet, ama birazcık fazla. Biliyorsunuz kiralar yüksek. Şeyiniz çok güzelmiş çok ya. Nasıl desem, buranın manzarası şuradan böyle bakıldığında. Tabii buyurun. Böyle çok güzel gözüküyormuş ya. Nasip olur mu arkadaşlar ya? Bence olur ya. Olur değil mi? Olmayacak hiçbir şey yok. Yanlış anlamazsan bir soru sormak tabii istiyorum. Ki, buyurun. Kaç yaşındaydın acaba? 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. Hı. Bu videoyu çekmemizin amacı benim izleyici kitlemin geneli 15 ila 25 yaş arası grubu. Çok güzel. Ne güzel bir kitlem var. Teşekkür ederim. Onları bilinçlendirmek amacıyla zaten buradaki insanların yanına gidiyorum ve onlardan feyz almak istiyorum. Hani izleyen insanlara hayatlarında, şu andaki izleyenler 15 yaşında insanlar. Tabii. Ne söylemek istersin? Sen 25 yaşında bir bireysin. Tabii. Çok güzel bir alanım var, çok güzel bir şeyim var, yaşam alanım var. İnşallah daha da güzel olursun. Abi, hepimiz de inşallah. Rabbim herkese nasip etsin. Eyvallah. Öncelikle herkese şunu demek istiyorum. Vazgeçmeyin. Hayalleriniz uğruna, hayatlarınız uğruna, amaçlarınız ve hedefleriniz uğruna hiçbir şeyden vazgeçmeyin, pes etmeyin. Ve düşseniz bile kalkın, devam edin dümdük bir şekilde. Emin olun şu hayatta olmayacak hiçbir şey yoktur yani. Hedeflerinize ulaşın. Yani yaşınız daha erkenken geç olmadan ulaşın. Bir de sanki geçmişte yaşamışsın bir şeyler hani. Tabii çok zorluklar. Sıfırdan gelmişsin çok doğru, yani. Çok zorluklar yaşadım. Sonradan hani. Tabii. Evet, şöyle söyleyeyim. Zaten 16 yaşında ben iş hayatına başladım. Biraz zorlu bir mücadeleydi. Direkt güzellik merkezinden tabii mi başladın? Yok, hayır. Ya, tamamen garsonluk olarak başladım. Aa. Kasiyerlik yaptım, garsonluk yaptım. İnanır mısınız, mutfakta dahi çalıştım ama yine de bir hayat, koca bir hayat beni bekliyor. Dedim ki gencim, önüm açık. Uzun bir süre zaten sigortalı falan çalıştım ve sonra dedim ki önüm açık, ben de niye şu an duruyorum ya, neden sistemin kölesiyim, devam. Yani sonrasında kendi ayaklarım üzerine kendim durdum. Sonrasında böyle bir hayata sahibim. Gerçekten yani. Helal olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ çok olun. Teşekkür rica ederim. Rica ederim. Bir müsaitse üst tarafı da bakma şansımız var mı? Buyurun. Gelin bakalım arkadaşlar. Evet. Hep hayalim böyle dubleks bir evde oturmakta arkadaşlar. Ama şu an bir tane ev sahibinin evini geziyoruz. Aa, bunların minimal güzel bir yer ya. Şuraya bakın. Çok tatlı. Evet, yukarıda ben kalıyorum kız arkadaşımla beraber. 2-3 gündür yok, artık bana kaldı. Ha, burada teksiniz. Tabii tabii. Şuraya şeyleri bir açayım bakayım nasıl olacak. Aa, manzarası çok güzel, gelsene buraya. Ya şöyle bir yerde uyanmak istemez mi insan ya? Baksana, yatıyorsun bir uyanıyorsun. Sabah bir açıyorsun şöyle, oh 10 numara. Oksijenin geliyor gidiyor. Şuraya bak ya. Ya ben böyle konuşuyorum ama nazar değdireceğim diye korkuyorum. Gerçekten maşallah yani çok güzelmiş. Evet arkadaşlar, üst tarafımızı da gördük, alt tarafı da gördük. Gayet minimal, güzel, mütevazi bir yaşam alanı. Açıkçası mahallede oturmaktan ziyade böyle bir yerde oturmaktan çok keyif alırdım. Yani rezidansta oturuyorum biliyorsunuz. Rezidansta oturmaktan ziyade burada oturmaktan o kadar çok keyif alırım ki anlatamam sizlere. Hazırsanız çok fazla oyalanmadan aşağı inelim şöyle. Evet, son olarak arkadaşlar evimizin tuvaleti ve mutfağındayız. Mutfak gayet küçük bir Amerikan tarzı mutfak. Bir tuvaletimiz biraz var. Dağılık, kusura bakma. Yok, yaşam, biraz arkadaşlarım vardı da. Hakkını vermişsin mutfaktan şöyle bir koşu. Evet. Şu tuvaleti de yani hiç gereksiz bir şekilde mi? Bak ama güzel dizaynı var. Aa, bu arada. Tuvaletin dizaynı gayet bayağı güzelmiş. Şu ne? Bu aynalı kişi mi oluyor? Makyaj aynası. Tabii makyaj aynası orası. Öyle bir gidiyor ha. Hı hı. Kullanışlı çok fazla şey yapmıyor. Kırarız bunları da şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet mütevazi, kullanışlı bir yaşam alanı. Çok beğendim. Umarım inşallah bize de nasip olur. Rabbim kalbi güzel olan, gönlü güzel olan, rızkımız neyse onu yedirsin inşallah. İnşallah. Herkese nasip etsin böyle bir yer. Hadi bakalım. İnşallah. Hepimizin böyle bir hayatı, böyle bir evi olur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenip eğlenmişsinizdir. Bu konseptin devamını görmek istiyorsanız lütfen like atıp beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.